Buyurun. Virüsün oldukça kuvvetlendiği kış aylarında bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmemiz önemli. Bu konuda da imdadımıza kış çayları yetişiyor. Kışın bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak özellikle pandemi sürecinde daha da önemli bir hal aldı. Sindirim sistemini düzenleyen, bağışıklığı güçlendiren, gribe iyi gelen kış çayları en iyi hangi malzemeden hazırlanır, nasıl demlenir gibi soruların yanıtlarını uzmanından öğrendik. Gıda mühendisi Adil Kayışoğlu, kış çayı hazırlamanın püf noktalarını Kent 19 TV mikrofonuna aktardı. İyi bir kış çayı hazırlamanın püf noktalarını gıda mühendisi Adil Bey'e sorduk. Kış çayının faydaları nelerdir? Kış çayı, çok çeşit kış çayı var daha doğrusu. Kış çayları genelde grip, nezle, öksürük, bağışıklık sistemimizi yüksek tutacak ürünler içeriyor içerisinde. Karışım çaylar aslında. Bunların çeşitleri var. İçeriğinde işte ıhlamur, kuşburnu, gül hatmi, papatya, altın otu gibi karışımları, zencefil, zerdeçal gibi karışımları bulunduran bir kış çayımız var. Bir de ikinci çeşit olarak biraz daha tropik, işte kuşburnu, hibiskus, elma kurusu, nane kurusu gibi böyle tadı daha güzel olan, yani tat içemeyenler için tadı daha güzel olan bir kış çayımız var. İkisi de bağışıklık sistemimizi hem yüksek tutar, dinç tutar bizi daha doğrusu. Grip, nezle, öksürük olmadan önce, yani bu aylarda aslında hava değişiminin olduğu aylarda daha çok tercih edilmesi gerekiyor aslında. Hava değişimi olmadan önce bunları düzenli bir şekilde, işte günde bir kere, iki kere çay içiyormuş gibi normal ofisinizde, evinizde rahatlıkla içebilirsiniz. Pratik olsun diyorsanız, ofiste içeyim biraz daha diyorsanız, sallama çayı olarak da var bunların karışım olarak. Veya da atom çayı olarak var mesela, küp şeker haline getirilmiş hali. İçerisinde yine propolis, zencefil, zerdeçal, ıhlamur gibi biraz daha pratik hale getirilmiş. Evde hazırlanması veya iş yerinde hazırlanması daha kolay olarak tüketilebilen ürünler var. Daha çok iş yerinde alıyorsanız biz genellikle atom çayını tercih ediyoruz, tavsiye ediyoruz daha doğrusu. Ama evde yapıyorsanız ot şekli, her şeyin otu var, yani bir ürünün otu varsa bunu ya ne sallama çayını ne başka bir türevini pek tavsiye etmiyoruz. Genelde otu varsa kendini daha yararlı olması açısından demleme olarak daha yararlı oluyor. Demleme olarak da tüketilmesini tavsiye ediyoruz. İçerisinde dediğim gibi ıhlamur, papatya, hibiskus, zencefil, zerdeçal, tarçın gibi hepsi bağışıklık sistemimizi güçlendirecek otlar bulunuyor. Genelde dediğim gibi hazır ot şeklini tavsiye ediyoruz. İyi bir kış çayını evde hazırlamanın püf noktaları nelerdir? Ya şöyle, şimdi bu bizim verdiklerimiz genelde karışık oluyor. Karışık, kendiniz işte bir bardak sıcak suya şöyle göz kararı bir tutam atıp bir 4-5 dakika çay demler gibi, biraz daha kısa tabii. Sıcak suyun içine kaynamış suyun, yani kaynatmıyoruz, kaynamış suyun içine atıyoruz. 3-4 damla şey 3-4 tutam şöyle, yani daha doğrusu şöyle, eğer bardağı yapıyorsanız bir tutam yeterli. Bir çaydanlıkta daha çok içeceğim diyorsanız 3-4 tutam atıp böyle 4-5 dakika bekleyip içebilirsiniz. Ayrıca evde yapacaksanız kendinize ıhlamur, tarçın, zencefil, zerdeçal alıp hepsinden şöyle birer tutam atıp 3-4 dakika bekleyip yine içebilirsiniz. Dediğim gibi kaynama usulü yok. Yani çay gibi demleyeceğiz bunları. Kaynatmıyoruz. Kaynatınca etkisi az oluyor. O yüzden çay demler gibi demleyip içebilirler.